Soru yeni bir bölümde beraberiz. Bugün bana kim eşlik edecek ve bundan sonraki soru cevaplarda tada! Ayşe Naz Hazal Sezen size demiştim telaşlanmayın kendisi tek bir kişi diye. Bir kişi olarak buradayım. <laughs> Biraz tabii ismini kısalttım altta yazıyor. A ne Hazal Sezen olarak yazıyor. Ayşe Naz Hazal Sezen şu anda Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademik asistanlarından birisi. Benim asistanım olur kendisi aynı zamanda. Eski de öğrencim. Artık eski öğrenci demek sana tuhaf geliyor. Yaşlanmışsın gibi hissediyor musun böyle deyince? Yaşlandım hocam biraz. Ben, biraz. Sen <laughs> zaten dünden teşnesin yaşlanmaya. Bugün Hazal sağ olsun sağdan soldan soruları topladı. Ne kadar abuk kubuk soru varsa hepsini de almış. Biraz yayından önce eleyelim dedik ama bilmiyorum artık eleyebildik hocam, Hocam çok neşeli sorularımız var elemeyelim. Neşeli <laughs> hadi bakalım. Neşeli yani neşeli gidelim. Şu anda gündemimiz olan bir sorum var. Hepimiz dışarı çıktık. Herkes sokaklarda. Yani Bir de eğlenmeye başladık. Özellikle sosyal medyada son dönemde çıkan görüntüleri görüyoruz. Yani Valla ben görmüyorum. Hiç sosyal medyaya bakmıyorum bu arada. <laughs> ne oluyor pardon? Mesela Kadıköy Rıhtım'da halay çekenlere rastlanıyor. Sahillerde Oo. dans edenler, birlikte olan, hep böyle işte bir araya gelen gruplardan. Yani sürü bağışıklığına mı bıraktık bu meseleyi? Sürü bağışıklığı da Vallahi böyle söyleyince sanki hakikaten bir metotmuş gibi falan duyuluyor olabilir. Sürü bağışıklığı İngiltere'nin tercihlerinden dolayı gündemimize girmiş bir şey. Normalde tabiatta Böyle enfeksiyonlar olur. Virüs dediğimiz canlı parçaları ki canlı diyemiyoruz onlara bir şekilde yayılırlar. Virüsün işi budur zaten. Konaktan konağa gezerek genetik bilgisini aktarmak ve aynı zamanda onlar arasında da genetik bilgi taşır. Virüsün de böyle güzel bir tarafı vardır. Yani sadece aynı türün bireyleri arasında değil türler arasında da gen taşır. O yüzden mesela evrimin de önemli parçaları falandır. Ama tabii biz böyle okullarda çok bırak virüsü biyoloji öğretmediğimiz için koronavirüs sayesinde hepimiz tek bir virüsün uzmanı ama genel olarak biyolojinin cahili kaldık. Çok süper oldu. <laughs> hani koronavirüsün alarm düzeyi bittiğinde sanki koronavirüs de bunu haber alıp evine gidecek. Ben artık bu insanları enfekte etmeyeyim. Benim görevim tamamlandı falan diyecek gibi düşünüyoruz gibi geliyor bana sanki. Zira baştan beri sürekli temel virüs bilgisini anlatmaya çalışırken şunu dedik. Yani tabiatta mesela her canlıda oluyor bu. Ama canlılarda mesela bir karantina sürecine bilmem ne çok ihtiyacımız olmuyor. Neden? Çünkü hiçbir canlı yani bizim kadar akılsız olmadığı için mesela 20 milyon tane aslan bir şehre tıkılıp da yaşamaya kalkmıyor. <laughs> Dolayısıyla biz böyle tıkış tepiş bir yerlerde işte kutu gibi apartmanlarda falan filan daracık yerlerde bu kadar insan yaşayınca e, ve bir de tabii bu kadar alışılmış rutin hayatın içerisinde tıngır mıngır giderken düzen bozucu olan bir şey geldiğinde küçücük bir tabi unsur da olsa bu bir virüs gibi her şeyimiz darmadağın oluyor ve hasta olduğumuz zaman tıbbi bakıma başvurmamız gerekiyor. İşte o yüzden virüs bizim için tehlikeli. Tıbbi bakım alamayan riskli gruplar hayatı tehlikeye giriyor. Şimdi sürü bağışıklığı dediğiniz şeyi yapabilmeniz için şöyle bir insanlık dışı modunuz olması lazım. Riskli gruplar ve yaşlılar zaten ekonomik olarak bizim çok işimize yaramıyor. Bunlar ölsün. Diğer herkes de virüsü alsın bir güzel bağışıklık geliştirsin. Biz bu virüste tıngır mıngır yaşayalım gibi bir kafayla bunu yapabilirsiniz. E tabi bunun için sadece insan olmamak yeter. Yani yaşlını, işte bilmem neyi, hastanı hiçe sayarak bunu yapabilirsin. Dolayısıyla bu olacak bir şey değil. Tabii ki böyle bir metot benimsemedik asla da. Benimsemeyiz. Aklı olan hiçbir insan grubu böyle bir şey benimsemez. Fakat bizdeki çok hoş bir böyle cahillik gevşekliği var. O da şu ki ee, ne güzel gayet güzel önlemlerle gidiyorduk. Sokağa çıkma yasaklarına falan bile bayağı büyük oranda uyduk ettik. Ama 1 Haziran'dan itibaren normalleşmeden de mi bir anormalleştik biz. Bir anda sanki böyle virüs buharlaşmış gibi davranıyoruz. Çok kişi maskeli bu arada görüyorum. Her yerde maskelerle geziyoruz ama maskeyle öpüşenler, yine maskeye sigara tutturup böyle içenler... Maskeyi sürekli ağzının altında çenesinde tutanlar. Virüs buradan Yeni bulaşıyor. Yeni moda olarak <laughs> adlandırıyoruz hocam. Yani üçüncü evet. nesil moda olarak maskeyle geziyoruz. Aynen böylece. dekoratif maskeler, işte bafları maske yapmalar. Hani şu bizim motorcuların kullandığı baflar var ya onlarla gezmeler. Yani e, bu arkadaşlar sonuçta virüsün özelliğini bir daha hatırlatayım. Virüs bulaşacak, herkese bulaşacak. Bizim amacımız bunu olabildiğince Yavaş bulaşmasını sağlamak. O yüzden normalleşme süreci en az yazın sonuna kadar bizim sosyal mesafeyi koruyup yani aramıza mesafe koyuyoruz ya bir buçuk iki evet, metre fiziksel, mesafe, tamam. fiziksel mesafeyi ve maske takmayı da ihmal etmeden kalabalık ve kapalı yerlerde bulunmamaya dikkat ederek mecburen böyle bir süreç geçirmemiz lazım. Ama normalleşme dediğimiz zaman millet gerçekten halaya duracak kadar normalleştiyse bu yeni anormal günlerin habercisi olabilir onu söyleyeyim. Yeni bir dalgaya da sebebiyet verebilir Aynen mi hocam? Öyle. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir buralar malum odak yerlerdi. E, kalabalık olduğundan dolayı tabii ki ve çok seyahat aldığı için yani göç alıp verdiği Hı. için, ama insanlar gelip gittiği için zamanda. hala buralarda enfeksiyon çok yüksek. Dolayısıyla İstanbul'un kalabalık yerlerinde yaşayanlar, büyük şehirlerin kalabalık yerlerinde yaşayanlar başta olmak üzere tabi herkesin. Şu önümüzdeki birkaç ay daha bu konuda tedbirli olmasında fayda var. Tekrar 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 hatırlatayım. Özellikle işte 60 yaşın altındaysanız 50-60'larınıza gelmemişsiniz henüz. Belli bir solunum rahatsızlığınız yoksa sigara içmiyorsanız bu virüs için çok ciddi bir risk grubu oluşturmuyorsunuz. Ama bu mesafeyi bu yaşın üstünde o yaşın altında da olsa kronik hastalıkları olanlar için çok riskli olduğundan onları korumak adına bu önlemleri sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü esas baştan beri fikir buydu. Ee, ben korkuyorum açıkçası. İnsanlar komple virüsü unutmuş gibi davrananların sayısı artmaya başladı. Hocam kesinlikle bu. ve burada şeyi de hatırlatmamız lazım. Yani Bu maskeleri sadece kendimizi korumak için takmıyoruz çevremizi korumak için takıyoruz. Çünkü insanlar bana bir şey olmaz ya deyip maskelerini çıkarıyorlar şu anda. Aynen öyle. Yani bu ıı, akıllıca değil. Virüsün nasıl bulaştığını iyi bilen bir meslek grubundanım. Yani biyolog olduğum için biliyorum. Nerede maske takıp takılmayacağını kendim ayırt edebilirim. Yani belli ortamlarda mesela inisiyatif alıp maske takmaya da Ama ben dahi bunu yapmıyorum. Ben sürekli dışarı çıktığımda yanımda bir maske oluyor ve özellikle kalabalık bir yere gireceksen markete, bakkala neyse işte muhakkak takıyorum. Dışarıda da sokakta yanımdan 2-3 kişi geçecekse muhakkak maskeli dolaşmaya gayret ediyorum. Ha tek başınıza bir yerde otururken tamam maskenizi çıkarabilirsiniz. Onda problem yok ama diğer insanlar varken buna dikkat edelim. Çünkü biyolog da olsanız, virolog da olsanız bir anlık dalgınlıktır. E, bu yani her hareketimizi kontrol edemiyoruz malum hep anlatıyoruz yani %90 otomatik bir testte yaşayan bir canlıyız. Günde bak kaç yüz kere yüzümüze dokunuyormuşuz. Herkes öğrendi bir anda değil evet, mi böyle hep bir, bir fark bir, 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 eder oldu. Oysa şu el yıkamadır, temel hijyendir. Şu 14 kuralı artık e, bir süre hayatımıza yerleştireceğiz. Tabii gıcık yani bir şey diyemem. Sinir bozucu kurallar. Yani Kesinlikle. ne güzel insan sarılıp öpmek istiyor. Değil mi? Böyle işte bir kucaklamak falan. Koyuyoruz dedik hocam bir yerde Tabii, bir nokta. Yani Değil mi Hazal? Senle bir kucaklaşmayınca evet, şöyle hocam, değil mi? tatil dönüşü falan filan <laughs> olmuyor yani. Ama e, biraz artık bu ilişki biçimlerine alışacağız ki daha büyük belalardan korunalım için. Yoksa sürü bağışıklığı falan Türkiye'nin girdiği bir şey değil onu söyleyeyim. Sadece bizimle dikkatli olmamız lazım. Aynen öyle. Aynen.